Ben Mehmet Caner Kolasigil. Yaklaşık 5 yıldır Fanatik'te çalışıyorum. 8 yıldır sektörün içindeyim. Gazetecilik sektöründe 8. yılımda artık teknolojik gelişmelerin var olduğuna inandığım bir mesleği icra ediyorum. Yaklaşık bir 6 senedir internet editörlüğünün içindeyim. Google SEO optimizasyonu olsun. Bu konularda kendimi geliştiriyorum. Artık da e-sporun içinde bir yer edinmek için bu tarz bir etkileşime girdim şu anda. E-spor aslında günümüzde değil, tarihten oyunların var olmasından beri günümüzde olan bir şey. Sadece bunu bir takım sporları içerisine çevirmek, ticari amaçların güdüldüğü bir platform haline gelmesiyle oluşan bir olay oldu. E-spor yaklaşık bir 6-7 senedir Türkiye'de etkin, Avrupa'da ise 10-15 senedir etkinliğini koruyor. Şöyle aslında 5 sene boyunca gelişiminde şöyle bir sorun oluştu. E-spor gerçekten bir spor mudur diye. Bir de şöyle bir tabir var. Çocuklar spor oynadıklarında asosyal oluyorlar. Böyle bir kanı var. Aslında asosyalliği sosyalliğe çeviren bir kurum haline geldi e-spor. Çünkü takım sporları halinde yurt dışında düzenlenen organizasyonlarda birbirleriyle olan etkileşim artıyor. Evet, internet üzerinden, yani şu an internet üzerinden bile birbirleriyle flört eden ve gerçek ilişkilere adım atan bir düzen varsa, bu düzende neden e-spor asosyal şekilde yorumlansın? Öncelikle bu kanı kırıldı. Artık insanlar e-sporun gerçekten bir spor olduğunu, bir takım ruhunun olduğunu ve ilerleyen süreçte bunun gerçekten bir takım olgusunu oluşturabileceğini, yani şu an basketbol bile daha az izleniyor. Yani futbolla neredeyse yarışacak düzeye geldi. Bunun belli başlı bazı oyunları var. League of Legends, CSGO, FIFA, NBA. Daha sonra Fortnite çıktı. PUBG var. Ya bu daha da geliştirilebilir hale girdi. Sürdürülebilirliği çok fazla. Zaten oyun sektörünün geldiği durum da ortada açıkçası. Yani e-spor nedir? Bunun tam bir tanımı var mıdır? Yok. Sadece takım oyunu şeklinde kendi zevkinizi bir araya getirmek de diyebiliriz daha doğrusu. Son yıllarda yükselişi şöyle oldu. Aslında genel olarak Türkiye'de tanımlanan büyük kulüplerin devreye girmesiyle, buna 1907 Fenerbahçe, Galatasaray Kulübü, daha sonra Beşiktaş e-sports, Bursaspor e-sports takımları girdi işin içine. Tabii bunlar League of Legends bölümünde girdi. Daha sonra PUBG takımlarını devreye soktular. Ya bu iş aslında iki çerçevede düşünmemiz lazım. Hem maddi hem de manevi olarak. Maddi olarak işin içine büyük oyuncular girdi. Türkiye'de de olsun, yurt dışında da olsun bu işin gerçekten ciddi bir piyasası var. Türkiye'de de bu iş profesyonelleşiyor ve yaklaşık bir iki sene içerisinde futbolda geride bırakacak ihaleler düzenleneceğini düşünüyorum. Bunun da nedeni E-Spor Federasyonu'nun kurulması da diyebiliriz. Ya e-sporun aslında takibi asıl yeri YouTube ve Twitch yayınları diyebiliriz. Bu Twitch yayınlarında özellikle insanların birbiriyle etkileşime girmesi daha kolay oluyor. Yani orada oyun oynamana gerek kalmadan sadece izleme açısından da, kendini geliştirebilme açısından da üstüne kat kat koyabiliyorsun. Yabancı insanlarla tanışıyorsun. Oyun fuarları var. Oyun fuarlarında birbirleriyle etkileşime girebilirler. Bunlar önemli şeyler. YouTube kanallarından kendilerine kanal açıp oradan da etkileşime girebilirler. Ya bizim yapacağımız işi aslında onlar da yapabilirler. O yüzden hani bizi takipte de kalıp neyi doğru yaptığımızı, neyi yanlış yaptığımızı da bize de o şekilde ulaşabilirler. Fanatik'in yaklaşık bir 4 senedir bir atılımı var. Ama hani çok etkin mi deseniz buna rahatlıkla hayır diyebilirim. Şimdi yeni bir düzenlemeye gidiliyor. O düzenlemede de Fanatik'le beraber güzel bir işbirliği içine girdik. Yayınlar olsun, YouTube, Twitch yayınları olsun. Onlar üzerinden hem e-spor kullanıcılarına hem de kitlelere daha rahat ulaşabileceğimizi düşünüyorum. YouTube kanalı, Twitch kanalı olsun, Twitter'ımızı daha etkin kullanarak günlük yayınlarımızla
Takipçilerimizi aslında sevdikleri işi birazcık izlemeye yönelik onları kullanmayı istiyoruz. Çünkü bu iş dijital platform. Dijital platformda örneğin Bleacher Report'un yaptığı gibi bazı spesifik işler yapmamız lazım. O işlerde nedir? Video olarak, görsel olarak insanların ilgisini çekmemiz lazım. Canlı yayınlarla da ben izleyicileri birazcık buraya doğru çekmeye çalışacağım açıkçası. Thank you.